Ya aslında 2016'dan beri 2014'te devletin AKP iktidarının, AKP-MHP iktidarının ortaya koyduğu bir Kürtlere karşı bir çöktürme planı devreye alındı. Bu çöktürme planını adım adım devreye koymaya başladı. Kürt kurumlarına, Kürt gazetecilere yönelik, siyasetçilerine yönelik, bütün neredeyse Kürtler adına ne varsa tamamının yok edilmesine dönük, çöktürülmesine dönük bir savaş konsepti izledi. Yani Türkiye sahasında bunu yaparken aynı zamanda da dışarıda operasyonlarına ağırlık verdi. Ancak bunun karşısında Kürtler ortaya koydukları eylemlerle, Kürt kurumlarının ortaya koyduğu eylem duruşlarıyla bu çöktürme planını gerçekten geri ittiler. Yani bu çöktürme planı hiçbir şekilde başarıya ulaşmadı. Ne Kürtler şahsında ne gazeteciler, Kürt basını, özgür basın şahsında başarıya ulaşmadı. Bir savaş konseptini devreye koyacağı benziyor. Bunun ilk adımlarında zaten yaptığı ziyaretler, dün Federal Kürdistan bölgesini, Irak'a yaptığı ziyaretler ve işte Amerikan ziyareti meselesinde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu bir yol temizliği. Her zaman şunu görebiliyoruz Türkiye'de. Yani Kürt hareketine yönelik bir operasyon yapılacağı zaman ya da kapsamlı bir savaş konseptini devreye koydukları zaman ilk önce bir yol temizliğine ihtiyaç duyuyorlar ve bu yol temizliğini de ilk başta Kürt basını, yani özgür basına yönelik operasyonlar yaparak yapmaya çalışıyorlar. Şunu belirtmek gerekiyor ki bugün ilk baskın değil, yani gazetecilere yönelik yapılan ilk baskın değil. Daha önce sayısız kez yapıldı. Yani sayamayacağımız kadar yapıldı. Sayamayacağımız arkadaşlarımız gözaltına alındı, cezaevine konuldu. Geri adım atmadı. Her özgür basın çalışanı arkadaş yazdığı haberin bedelini ziyadesiyle zaten ödedi. Ödüyor, ödemeye devam ediyor ve ödeyecek de. Yani bundan geri dönüş yok, bundan geri adım atmak yok. Kürt gazeteciler olarak, özgür basın olarak ayakta durmaya, bu faşizme karşı, bu çöktürme planına karşı durmaya ve bunu boşa çıkarmaya çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar böyle yaptık, bundan sonra da aynı şekilde bu çöktürme planını ters tettirebilmek için, bu çöktürme planını tamamen boşa çıkarabilmek için özgür basın üzerine ne düşüyorsa yerine getirecektir. O açıdan basın elbette ki geri adım atmayacak, yılmayacak. Hakikati ortaya çıkarmak için gerekirse canını verecek, mücadele edecek. Bizden önceki arkadaşlarımız bunu canlarıyla ödediler. Bizden yine bir kuşak önce bunu cezaevleriyle, işte tutuklanmalarla, gözaltılarla bunun bedelini ödediler. Bugünkü arkadaşlar, çalışan hepimiz de yine bunun bedelini her türlü ödemeye hazırız. Bugün sabah saatlerinde yine birçok gazeteci gözaltına alındı. Bu haberle uyandık. Aslında bu bizim için yeni bir şey değil. Yıllardır her operasyon öncesi gazeteci dönük baskılar artıyor. Bu filmi daha önce de gördük. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta bir dizi savaş ziyaretlerinde bulundu. İşte PKK'ya karşı bir savaş yürütme statüsü altında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bunun hemen akabinde gazetecilere yapılan baskın aslında tesadüfi değil. Yıllarda uygulanan sanıyorum birer parçası durumudur. Dün gördük bu sahneyi, bugün görüyoruz. Belki bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Ama şu bir gerçeklik vardır. Özgür basın nasıl geçmiş operasyonlarda baş eğmediği gibi bugün de baş eğmeyecek. Çünkü hiçbir zaman yazmayı bırakmadık. Devam ettik. Tek kişide kalsak yazmaya devam ettik. Haberimize gittik. Tek kişide kalsak gazetemizi çıkardık. Tek kişide kalsak çıkardığımız gazeteyi dağıtımını yaptık. Televizyonlarımızda programlarımızı yaptık. Stüdyolar basıldı. Stüdyosuz sokaklarda programlar yapıldı. Yani bu mücadele durmadı, bitmedi, devam etti. Bizler yazmaya devam edeceğiz. Kalemimiz düşmedi. Arkadaşlarımız gözaltında, çıkacaklarına da inanıyoruz. Çünkü hiçbir suç işlemediğini de biliyoruz. Yazmaya devam edeceğiz. Gerçekleri halka ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bu tür operasyonlara karşı cevabımız dayanışmayla oldu. Herkesi, gazeteci olsun olmasın, herkesi özgür basın etrafında kenetlenmeye çağırıyorum. Çünkü özgür basın susarsa toplum susar. Bu nedenle özgür toplum, özgür basın diyoruz.